Uluslararası katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi Antalya'da başladı. Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği tarafından gerçekleştirilen kongrenin ana gündemi deprem bölgesinde oluşması muhtemel solunum yolu hastalıkları oldu. Tabii deprem akut yıkıcı. Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği ICO tarafından gerçekleştirilen uluslararası katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2023 Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te bir otelde devam ediyor. Deprem akut yıkıcı etkilerinin yanında aynı zamanda kongre çerçevesinde alanında uzman isimlerin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Konuşmasına depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Kongre Bilimsel Komite Başkanı Profesör Doktor Mehmet Bayram, kongrenin 11 kurs, 9 konferans, 19 panel, 5 olgu konseyi, 5 yuvarlak masa, 5 atölye çalışmaları, 5 asistan odaları, 30 sözlü bildirim ve 12 poster oturumlar olmak üzere 105 oturumdan oluştuğunu sözlerine ekledi. Deprem bölgelerinde yıkılan eski binaların içerisinde asbest kullanımı olması dolayısıyla bölgede bulunanları uyaran Bayram, her binada asbest varmış gibi dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Binalarımızın tabii her yerinde değil ama belirli alanlarında asbestin olma olasılığı da yüksek. Ülkemizde 2010 yılında asbestin ithalatı, üretimi veya kullanılması, satışı yasaklandı. Ama takdir edersiniz ki bu binaların büyük bir kısmı daha eski yıllarda yapılmış binalar. Dolayısıyla bunlarda kullanılmış olan asbestin yıkım esnasında ortama saçılması riski söz konusu. Dolayısıyla yıkım esnasında ortaya çıkacak her binada potansiyel olarak asbest varmış gibi yaklaşmak gerekiyor. ASYOT Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü deprem sonrasında oluşan şartların enfeksiyon hastalıklarının yayılmasına uygun bir ortam oluşturduğu uyarısında bulunurken alınması gereken tedbirleri şu şekilde sıraladı. Kapalı ortamların havalandırılması önemli. Bunları Covid'den zaten hemen hepimiz artık bütün toplum biliyor. Ama öbür açıdan da baktığımızda el hijyeni yine önemini korumaya devam ediyor. Çünkü el temizliği yapmak o ortamda çok daha zorlaştı. Suya, sabuna ulaşmak zor. Dezenfektanlar vesaire, alkol bazlı dezenfektanlar, kolonya da aynı işi görebilir. Ama sık sık elleri yıkamak lazım. Özellikle görünür bir kirlilik olduğunda, yemekten önce, yemekten sonra, tuvalet öncesi, tuvalet sonrası gibi durumlarda mutlaka el hijyenini tam olarak yerine getirmek gerekiyor. Öte yandan hekimler depremlerde meslektaşlarını ve öğrencilerini kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu belirtti. Aynı zamanda